Frankfurt mesela Fatih Terim'e rotasyonunda bu dört oyuncuyu versen ne kadar oynatır? Mesut, Mesut mesela bir tanesi. Mesut Özil mesela Fatih Terim'e versen sence ne hisseder, ne düşünür? Peki Galatasaray'da oyuna sonradan Yok, girenleri, kenara gelenleri daha... hatırlıyor musunuz ikinci yarının başında Galatasaray'da? soru sor, Mesut'u pamuklara sarar bence. Evet, Galatasaray'da ikinci yarıda oyuna girenleri hatırlıyor musun? Trabzon'da Trabzon'a iki gol atan Emre Kılınç... Evet. Lazio maçında oyuna sonradan girdikten sonra da beğeni toplayan performansı olan Emre Kılınç. Kadroyu Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed şu andan sonra kadro dışı bıraksa Galatasaray devre arasında çok iyi bir ligin çok iyi bir takımına gidecek kesin. Kim? Feguli. Sofyan Feguli. Peki Hı. acaba Pereira ya da Sergen Yalçın? Yani Abdullah Avcı bak hepsinin elinde de iyi oyuncular var. Evet. Mustafa Muhammed Sofyan Feghouli, Emre Kılınç hakkında ne düşünüyorlar? Yani siz maça başladığınız 11'ler 11'lerle lerle sonradan yaptığınız oyuncu değişiklikleriyle zaten maça başladığınız 11'leri inkar ediyorsunuz. Ve şu kadrolara bak ya oyuna sonradan Mesut Özil giriyor. Galatasaray'da Sofyan Feghouli giriyor arkadaşlar. Ondan evet. sonra rotasyon yaptın yapmadığına indirgiyorsun. Mesut Özil şu Fenerbahçe kadrosundaki bu çok iyi bir kadrodur. Evet. Babel giriyor, Muhammed giriyor. Ben oynayacağım. Kadroya bak. bak Emre Kılıç ben oynayacağım giriyor. dediği sürece oynar. Mesela Messi ile ilgili bile çemkirebilirsin. Dersin ki Messi'nin yaşı ilerlemiş. Abicim o takımda Neymar'ı var, Mbappesi var, değil mi? Yani Messi de artık biraz az süre alsın. Fakat Mesut Fenerbahçe ekseninde böyle bir şey söyleyemezsin abi. Mesut ben oynarım, kendimi iyi hissediyorum dediği sürece oynar. Ben de görüyorum. Hepimizde göz var, nizam var bu adam top oynuyor arkadaşlar. Mesela, ha Mesut'u sen hücum pres yapmak için aldıysan zaten yanlış yapmışsın yani. Mesut'un nasıl oynadı zaten. Yani ya da Messi. Malumu. Ya Messi rakibe e, hızlı atakta çift dalsın falan diye aldıysan yanlış yapmış. Hava topu alsın diye aldıysan. Biraz yeni transferlerden bahsedelim mi Murat Özbostan? Meyer, Rossi ve Berisha. Özellikle de Berisha çok fazla tartışılıyor. Ee, yani Berisha bir kere Fenerbahçe'nin yani ben bu kana göre golcüsü falan değil yani. Ee, ya dur be abi. E değil tabii canım. Ya ben geldiği günde söyledim yani yeni bir şey söylemiyorum ki yani bu fikrimin arkasındayım. Yani Fenerbahçe zaten bir buçuk sezondur golcü arıyor. Yani o ee, umudu vermedi mi size? Hayır. Yani o umudu vermedi. Ee, dün bakıldığı zaman da oynadığı maçlara da bakıldığı zaman o umudu bana göre vermiyor. Yani bence Paralya da vermiyor. Yani bunu belki şöyle söyleyebiliriz. İşte daha yeni bir süreç var, alışma süreci filan. Ama sonuçta oyuncunun gol atması lazım. Oyuncunun yani siz golcü mevkini aldığınız bir adamın sürecini mürecini mi bekleyeceksiniz? Yani oraya alacaktınız, koyacaksınız. O da gollerini atmaya başlayacak. Fenerbahçe'de Berisha e bu halde değil. Bana göre yanlış bir transfer. Maliyeti neydi bilmiyorum ama. Yani Fenerbahçe bundan Çok sonraki, bundan sonraki süreçlerde de. O gün. Ee, bana göre e, bu şu balcı, an Valencia'nın gerisinde. %100. Onu kabul ediyorum. Zaten dün bence Valencia ile oynaması lazımdı. Yani e, Valencia'da bir sakatlıktan çıktı. Hani onda Valencia ile lazım. oynaması lazımdı ama e, oynamadı. Meyer yani o, o topu dikine değil de böyle sürekli yana falan oynuyor da. Yani hep yana yanlara pas veriyor. Açıkçası istatistiksel olarak da bakıldığında. Rakamları iyi. Çok da beğenen var dünkü evet, performansı. yani e, alıyor veriyor. Ben beğenmedim. Alıyor, hata veriyor. yapmamaya yönelik bir oyun gibi. Evet fanki. evet hata hata yok. İstatistikleri iyi tabloya bakıldığında ama görüntüde de hep yana veriyor mesela. Yan geri yan geri yani bu tarafa doğru gitmiyor hiç. Ya işte Berkan'dır Galatasaray'daki yani, evet. M yer'dir. Evet. Yani aynı kefeye koyduğumdan söylemiyorum ama bu tip oyuncular... Mesela bunların kendine has bir değerlendirme skalası yok bizim elimizde. Futbolu hepimiz seviyoruz, hepimiz televizyon izliyoruz ya. Hı hı. Herkes ahkam kesebiliyor. Yani mesela pırpır, pır, adam eksilten açık oyuncuları, işte Burumalar, Volkan Şenler falan. Bunlarla ilgili de bir skala yok. Gökhan Töreler. Bunlar hemen bir ilk performanslarında o süper oyuncu, e 30 milyon hemen. eder, 40 milyon eder" falan filan dedirten adamlar. Yani şimdi meğer zamanında çok iyi şeyler yapmış. Çok iyi yerler vaat etmiş bir oyuncu. Evet. Büyük bir düşüş yaşadı. Dün de tercih edildi. Bence kötü de oynamadı ama açık konuşayım. 3 4 de Gustavo ile yan yana oynaması gereken rol o değil. Hani ya orada başka bir, bir oyuncu şöyle bir şey lazım. var Serkan. Gustavo bence Elzem. Ya şimdi ilk başlamış. 4 hafta geçmiş. 5. haftayı oynanıyor. Şimdi Meyer'e bakıyoruz. Daha hazır değil maç eksiği var dedik. Şimdi bir istatistik paylaşayım. Yani, Meyer'in 13 pası öne, 39 pası yana. İşte biraz önce pas. biraz önce dediğim evet. gibi yani tabii onlardaki şeyler de olumlu görünüyor rakamsal olarak ama yani şimdi lig e, 4 hafta geçmiş. 5. haftatasınız. Şampiyonluğun bir numaralı adayı sizsiniz. Yani öyle olduğunuzu düşünüyorsunuz ve e, taraftarınıza bu şeyi vermişsiniz, mesajı vermişsiniz. Sayın Başkan vermiş, dün soyunma odasına inmiş, moralinizi bozmayın demiş vesaire vesaire. O yani, soyunma odasına inme, moralinizi bozmayın dememi. İlk önce öyle der, ikinci bundan sonraki şeyler devam ederse Aynen. farklı bir şey söyleyecek. Soy Üzerim, soyunma Özellikle odasında. dünkü soyunma odasına inme şu, hakem önce uyarır ya, bak bir daha yapmayız. Aynen gel. öyle. Bir daha yapar sarı, bir daha yapar kırmızı kart gösterir. Dünkü ilk uyarıydı. E şimdi Perkas hazır değil, Meyer hazır değil. Berisse hazır değil. E bu takımda kim hazır ya? Nasıl yani şimdi bunun hazır olmaları için 8. 9. 10. haftalar falan mı bekleyecek? Yani Fenerbahçe'nin böyle bir lüksü, böyle bir kredisi var mı? Yok. Bir de forvet oyuncularının yani. tabii çok daha çabuk hazır olmaları bekleniyor. Forvet oyuncusunu getirdiğiniz zaman, golcü oyuncuyu, santraforu getirdiğiniz zaman oynayacak, golünü atacak. Bitti. Dünyanın her yerinde beklenti şey. budur. Doğru. Evet, evet. Yani yani onun bir hazırlık dönemini beklemek işte e, kendine gelsin şöyle olsun ta, arkadaşlarını tanısın filan. Yani, Ama şöyle o... örnekler de var Murat. Gelir bir oyuncu 2-3 maç gol atamaz. Geldi Beşiktaş'ta işte 5 maç, atamaz, işte, tıkır, maç tıkır atamaz, tıkır atıyor. Ama sonra bir açılır. Yani Beriş'e öyle olacak demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama şu anda Valencia'nın da gerisinde. Orada Murat'la fikiriz. Ama e, Fenerbahçe'nin o hep ihtiyaç duyduğu golcü ihtiyacının devam ettiğini görüyoruz. O ihtiyacı görecek mi görmeyecek mi bir işe bakacağız. Galatasaray'ın devam eden bir altı numara ihtiyacı var ya hep. Hı hı. Bakalım Gustavo Asunsa o ihtiyacı görecek mi görmeyecek mi bakacağız. Peki şimdi altıncı hafta yarın başlıyor Fenerbahçe'de e, Giresunspor'la oh, karşılaşacak. Ne çabuk evet gerçekten öyle. E, Fenerbahçe Giresunspor'la oynayacak. Şimdi e, nasıl bir değişiklik beklersiniz mesela Pereira'dan bu Hiç mağlubiyetin bilmiyorum. üzerine. Yani sürekli takımla oynayan bir e, hoca var. Ee, biraz tabii çorbaya döndü açıkçası. Ee, ben yani bilmiyorum ya yarın kim oynatır. Mesut oynatabilir mesela. Şimdi oynatmadı. Oynatabilir. Valencia'yı oynatabilir. Berishay'ı kulübeye alabilir. Yani bilmem. Ya yani şöyle bir ortamda Altay oynar onu söyleyebilirim. Pardon? Kim oynar? Altay oynar. Tamam. Ondan sonra <laughs> şey oynar. Zaten Zalai oynar. Klasik. Serdar Herhalde Oyenç Sirant'ın durumu ne hala yok değil mi? Ol olmayacak bir süre Bilmiyorum daha. Bilmiyorum ama arıyor bir federasyon. Yani geçen dünkü evet. 11 var mı? Acaba onun üzerinden de konuşabiliriz. Kim çıkar, kim ee, rotasyona uğrayabilir diye belki bir tahminde bulunabiliriz ama bir takımın bu kadar çok şeyiyle kadrosuyla oynanmaz ya. Yani Serkan öyle değil bir sürekli oynuyorsun. Yani onu çıkartıp onu alıyorsun. Bunu sağ alıyorsun, onu sol. Ya insan da başı döner Şimdi hocam golcü, ne oluyor? Golcü olayı sıkıntılı bir şey. E, Valencia da... zaten hani şu an birinci santifor konuldu. Geldi 11'i. Altay, Zalai, Mincay, bir... Serdar, e, Muhammed, Sence Ustalom, kim oynamaz? Kısa bir sene fikir. Pelkas, Ferdi, değiştirir? Kısa gireyim mi? Ee, Ferdi'nin bu yeri dörtlünün solundan daha mantıklı onu söyleyeyim. Hmm. Hani daha mantıklı. Pelkas iyiyse sağlamsa Tıpkı Mesut ve Gustavo ve Zalayi ile Mince gibi ve Altay gibi her zaman oynar. Yani benim için bu takımın bankoları Altay, kim Minje, Zalai, Gustavo, Mesut ve Perkastır. Benim için bu takımın bankoları. Ha Perkast orada değil şurada oynar mı? Olabilir. Ferdi'yi çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin. Ondan uzun vadede Perkast başka Perkast orada oynayamıyor Bak, ki Sol Fer... Önde. 10 numara. 10 numarada oynatır. Elbette doğru. Ya ben zaten 3-4-3'ün Fenerbahçe'nin elindeki kadronun doğru sistemi olmadığını zannediyorum. Evet. Bak zannediyorum. Hani belki Pereira haklı çıkar bu işte ama 3-4-3 oynuyorsanız kusursuz oynamanız lazım. Diğer bütün sistemlerde olduğu gibi. 3-4-3'ü kusursuz oynayan bir takımı durdurabilmek mümkün değildir. Ama bunu solunda Ferdi, sağında Osayi ile falan oynayamazsınız. Yani oralara Elinizde Novak gibi bir adam varsa o verdiğiniz şansı, o sahaya sahada verdiğiniz şansı ta hazırlık maçlarından bu yana Novak'a verseydiniz bugün çok başka bir Novak izliyordunuz. Bugün çok farklı bir 3-4-3 izliyordunuz. Bu Novak Fenerbahçe'de oynamaz. Yapma Allah aşkına ya. Şu Fenerbahçe'de rahat rahat e, caner, oynar. Caner Gül'e oynaya oynar o zaman. Caner tabii ki. Ben Caner oynamaz demedim ki. E Caner'e o zaman yazık oldu Caner'e. Ya ne yapıyordu Caner'de her gün insanları rahatsız mı ediyordu hani kulaklarına ya serçe kişi, parmağını kişisel, falan mı takıyordu? kişisel durumundan dolayı yani, yani geldiler ne ki abi? Kime ne kime bak o fotoğrafı arşivde varsa çıkarsa geldiler ya sarıldılar özel Bunu öpüştüler ondan değil sonra da dedi ki geçmişten böyle bir ya durum oyun, vardı istemedi adamı. O yöneticiler niye orada o teknik heyet niye orada bu çocuklar bunların hepsi birbirinden farklı karakter ya tamam Caner'in sağ dışı e, karakteri sempatik gelmeyebilir Dünkü yani bana sahada oynasın yeter ya. Yani sen de Caner'in olması gerektiğini düşünüyorsun. Ya şu kadroda oynamaz mı Caner Allah aşkına ya. %100 oynar tabii. Son maçta verdiği asisti Asist, gördün mü? evet. Adresi Neymiş? teslim. Neymiş? Gelişi güzel orta yapıyormuş. Niye En azından orta yapıyor adam. E Novak'tan iyi canım. Hani bir zamanlar ben Tolga Ciğerci'ye çok kızardım. Ya kardeşim bir takımda en çok şutu çeken adam Tolga Ciğerci olur mu derdim. Abi Tolga Ciğerci bir maç oynamadı. Takım iki şut çekerek 90 dakikayı tamamladı ya. Adam en azından şut çekiyor. Şut çekmezsen gol olmuyor bak, ki. Dünkü basın, dünkü Siz nasıl bir rotasyon bekliyorsunuz? Ben beklesiniz? bir kere herhangi e, şey oynatacağını düşünmüyorum. Valencia'yı oynatacağını düşünüyorum. Perkas oynayabilir. Muhammedi. Yani şimdi bir kere bu 11'de dün bak, bakıldığı zaman, "Aa şuradan bir tane, iki tane iyi oyuncu." seçelim diyebileceğimiz oyuncu yok. Ha Meyer'in istatistikleri var ama var canım. E, verimi Salai, düşük. Zalai, Mince. ya yani o, o taraflar. Altay, Gustavo. evet. savunma artık herhalde. Savunma artık savunma aynen mükemmel yani. oyuncular Colors, var bu kadroda. E, Gustavo Kolor Meyer'in o bahsettiğiniz yana ve işte geriye pas istatistikleri düzgün bence onda ısrar edecektir yine onu Edecek orada tutar. Mi e, eder. Gustavo yani Meğer, kendi oyuncusu kalır. sonuçta. Yani kendi oyuncusu getirdiği Peki. oyuncu. Ya, Muhammed yani oynar mı ferdiyle... şu sahada? Efendim? Muhammed oynar mı 3 3 4 2 1'in sağında ikilinin Muhammed oynamaz bence Mesut oynatacak. E oynattı işte Muhammed'i. E Mesut'u tamam. yedek. Hayır ben yarı bu yap. haftaki Giresun maçtan bahsediyorum. Ha geri söz maçında evet. tamam da yani hani e, yaptı bunu işte. E yaptı tamam. E e şimdi bunu yine değiştirecek. Bak rotasyon demek Muhammed'i oynatıp Mesut'u yedek bırakmak demekse e, rotasyon yapma abi, abi o zaman. Mesut Mesut'ta bence başka bir şeyi var yani. Başka bir şey var. Ben, yani ben Mesut bir yandan medyaya övüyor arkasından da bence yani oynatmıyor alıyor veriyor bilmiyorum senin dediğin de biraz önce gibi ya bu anlaşılarak gerçekten Diyaloglar. bahsedildiği gibi diyalogla kardeşim sen 60 dakikalık oyuncusun sen 30 dakikalık oyuncusun Şimdilik. senin sakatlanma riskin var biz seni bundan böyle oynatıyoruz diyorsa o da tuhaf yani ben anlamadım Niye yani daha yeni gelmedi ki yani. Mesut da buna okeyse bence hiç tuhaf değil bak o zaman eleştirecek yok, şey yok. Herkesin patlama noktası vardır Ama yani şu öyle anda Öyle mi yani... emin değilim ben de bu da bir haber aldım böyleymiş demiyorum ha sakın yanlış anlaşılmasın. Yani sen basit. Mesut elinizde varsa alacaksın bu adamı hazırlayıp <laughs> bu kadar basit. oynatacaksın yani bundan faydalanacaksın ve üst derecede verim alacaksın. Bu senin ve teknik ekibin işi bu mesleği yani mesela bu yani. 60'da alma niyetim varsa da performansından dolayı fizik kondisyonundan dolayı maçtan önce de Mesut bu kalkıp Muhammed'i bunu açıklamana gerek yok. Ama Mesut'a diyeceksin ki Mesut bak hani şöyle şöyle veriler var. 60. 70. dakika gibi seni oyundan çıkartabilirim. Mert Hakan okay, oynar mı? Falan. Hı -hı. Efendim? Mert Hakan? E, Mert Hakan gayet nitelikli bir oyuncu abi. Yani. Mert Hakan ben 3-4 kişiyi değiştireceğini düşünüyorum. Yani mecbur değiştirmeye Ama Bunlar... hepsi çok kötü oynadı ya. Beriş şeyi. Beriş şeyi değiştirecek. Valencia. Muhammed'i Muhammed değiştirir. değiştirir. diyorsunuz. Meheri değiştirebilir. Mert Hakan'ı oynatabilir. Sosa'nın durumunu bilmiyorum. Vallahi Tabii ben olsam, da çok aradı. Ben olsam bir hmm. şeyi değiştirmem. Yalnız şunu da söyleyeyim. Evet, şu ana kadar ligde gol atmayı başaramamış bir Giresunspor var. Ligin üçüncüsü konumunda ve şu ana kadar flash ekiplerinden gözüken Konya karşısında da dün 0-0'lık bir beraberlik elde etti. Maçı izlediniz mi bilmiyorum. Ben maçı izledim. Giresun'un bir penaltısı verilmedi ve Giresun ciddi sayıda da pozisyon buldu. Hani Giresun'u çok küçümsemek doğru değil. Fakat ben eminim ki Fenerbahçe teknik heyeti ve yönetimi böyle bir haftada böyle bir puan kaybından, işte Frankfurt deplasmanından döndükten sonra böyle bir puan kaybından hem de eski kendisini şampiyon yapmış hocasının takımına evet. şu anda karşısında en çok görmek isteyeceği rakibi gördü ve Kadıköy'de buldu. Fenerbahçe maçın mutlak favorisi. Bu Fenerbahçe kazanacak demek değil. Hani, zaten ama bu maçın sonuçları... soyunma odasına farklı yenilir. Şu anda iyi Fenerbahçeliler tabii ki içlerinden Allah korusun falan diyor. Çünkü hani siz e, bir takım taraftarlığı e, o takımın başındaki teknik adam veya başkana göre pozisyonlanan bir şey değil. Kaybetsinler de değişsinler falan filan diyemez iyi taraftar zaten. E, eminim Allah korusun diyorlar da hani olası bir kötü sonuç. Kadıköy'deki Fenerbahçe Giresun spor maçında çok erken ağır bedeller ödetebilir. Bazı. Kariyerlere. Hmm. Peki bakalım. Ödetmeli de. Peki. Fenerbahçe'yi detaylıca konuştuk, yani. değerlendirdik. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında Galatasaray'la devam edeceğiz. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın.